Paris 2024 Olimpiyat onlarında Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dikeç'in atış yaptığı duruşsa tüm dünyada gündem oldu. Sporculardan Hollywood yıldızlarına kadar herkes o ikonik duruşu paylaştı. Peki olimpiyatlara uzanan bu başarı öyküsü nasıl başladı? İzleyelim. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte ülkemize gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç yalnızca spor camiasında değil tüm dünyada ikon oldu. Dikeç'in atış yaptığı duruş adeta yeni bir akım oluşturdu. Çok rahat ve çok profesyonel sloganıyla tanımlanan o duruşu Elon Musk'tan Hollywood yıldızlarına kadar dünyadan birçok ünlü isim sosyal medyadan paylaştı. En çok şaşırdığım tabii Elon Musk'ın işte yazması, dünyanın en büyük iş adamlarından bir tanesi. Tabii bu da bizi ayrıca yani olumlu olarak yazması motive ediyor hem kendim hem de ülkem adına. Futbolcular ve olimpiyatlarda yarışan bazı sporcular gol sevincini o duruşla yaşadı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in atışlar sırasındaki duruşu olimpiyatların simgesi oldu. Erkekler sırıkla atlamada şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada birinciliğe ulaşan Jamaikalı Roger Stone'a Yusuf Dikeç pozu verdi. Hep şunu söylüyorum, kalbi güzel olan insanlar güzel şeyleri paylaşır. Bu da güzel bir şey. Bizim bu sevgimize, mutluluğumuza ortak oluyor. Biz de daha çok mutlu oluyoruz. Olimpiyat madalyasıyla taçlanan bu başarının ardında 24 yıllık bir emek yatıyor. 4 olimpiyada gitmişsiniz, madalya çıkaramamışsınız. Ancak bu 5. olimpiyat. Bazen yetenek çok işe yaramıyor. Bu yeteneği çok çalışarak da başarıya taşıyabiliyorsunuz. Bu atış yaparken 24 yıllık bir emek vardı bizim için. 85 milyonun duası vardı. Biz dualarla gönderdiler çünkü çok yoğun bir baskı vardı. İnanın çok böyle dişimizle tırnağımızla mücadele ettik. Ağzımızda stresten yaralar çıktı. Ama sonuçta Rabbim nasip etti ve gümüş madalyayı aldık. Yusuf Dikeç güreşle başlamış spor hayatına. Daha sonra tesadüf eseri atıcılığa geçmiş. Daha önce güreş yapıyordum. 5-6 yıl güreş yaptım ancak elimde olmayan sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Sonra atışa başladık bir tesadüfi eseri. İşte atıcılıkta da yeteneğimizin olduğunu gördük. Tüm dünyada fenomen olmasına neden olan eli cebinde duruşu da yeni değil. Ben kendi vücudumu biraz daha stabil tutabilmek için, daha dengede tutabilmek için o hareketi yaptım. Hatta sosyal medyada birisi bir de yorum yapmış işte çok ukala bir şekilde falan gibi böyle. Ve karşısına da birisi hemen yazmış ya bundan 11 yıl önce dünya şampiyonu olduğunda da yine aynı pozisyondaydı. Tabii ben atışa ilk başladığım yıllardan itibaren aynı pozisyon, aynı hareket. Değişen bir şey yok yine aynı. Müsabakalarda lens ve göz kapağı gibi teçhizatları kullanmamasının nedeni ise rahat edememesi. Ekipman olmadığından değil, şöyle federasyonumuz, ondan sonra işte bakanlığımız bu ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ancak ben rahat edemediğim için atış gözlüğü, kulaklık ve diğer teçhizatları kullanmıyorum. Başarıya böyle yakalayabileceğimi böyle inandığım için böyle devam ediyorum. Milli atıcımız gençler için büyük bir motivasyon kaynağı. Ben 51 yaşındayım ve 24 yıl çalıştım ve 5. olimpiyatta madalya çıkarabildim. Şimdi gençlere bunu anlattığınız zaman olmayan bir şeyi anlatmak çok zordur. Ama artık şuna inanıyorlardır. Onlar daha çok motive olacaktır. Yani imkansız olan bir şey değilmiş. Demek ki madalya çıkıyormuş diyeceklerdir. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen başarının diğer mimarı ise Şevval İlayda Tarhan. 24 yaşındaki genç sporcu ilk olimpiyatından madalyayla döndü. Tarhan'ın atıcılığa başlama nedeni ise daha farklı. Atıcılığa ailemin yönlendirmesiyle başladım. Polis ya da asker olmak en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Ve bir gün annem beni aradı ve dedi ki ileride böyle bir spor var. Hani başlamak ister misin? Belki asker olmana hani faydası olabilir diye. Ben de neden olmasın dedim. Denedim. Normalde sporu çok seven ama sporculuğa devam edememiş. Hayat şartlarından dolayı devam edememiş bir aileden geliyorum. O yüzden sonuna kadar destekçimdiler. Asker ya da polis olma hayali kurarken başladığı atıcılıkta elde ettiği başarılar ona olimpiyatların kapısını aralamış. Yetenekli olduğumu keşfettik. Müsabaka sonuçlarım iyi geldi. Milli takıma girdim. Uluslararası dereceler almaya başladım derken bugünlere geldik. Olimpiyatları her zaman içimde bir yerde hissediyordum. Gideceğimi, bu ülkeye bir şeyler getirebileceğimi inanıyordum.
Çok şükür. Tarhan yurda döndükten sonra hayatında ilk kez sevinç gözyaşları dökmüş. Ben de adıma sevindiğim, mutlu olduğum bir şey için ilk defa ağladım. Yani Ankara'ya iniş yaptığımızda ailemi görüp onların mutluluğunu gördüğüm zaman çok duygulandım. O yüzden ağladım. Tarhan'ın hedefi ise daha fazla olimpiyata katılıp daha çok madalya kazanmak. Ya aslında ülkem adına çok büyük hedeflerim var. Tabii ki katılmak istediğim birçok olimpiyat, almak istediğim birçok madalya, elde etmek istediğim çok fazla başarı var. En büyük hedeflerimden bir tanesi tabii birçok sporcu aslında olimpiyat altın madalyasından sonra, olimpiyat madalyasından sonra olimpiyat rekoru hedefliyor ama biz zaten olimpiyat rekorunu kırarak finale kaldık. Şevval, başarılarıyla bu yolda yürümek isteyen gençlere de büyük bir örnek oluyor. Arkadan gelen gençlerimizin yolunu açmak ve onlara aslında hiçbir şeyin imkansız ve zor olmadığını, çok çalışırsan, inanırsan başarabileceğini göstermek.